Merhaba arkadaşlar, D12 Gaming'de yeni bir seriye hoş geldiniz. Uzun süre önce söz verdiğim Pathfinder Adventure Card Game karşınızda, burada. Şimdi öncelikle seriyi hakkında birazcık bahsetmek istiyorum. Daha hiç oynamadım oyunu. Bir önceden sormuştum size Crash bölümleri sırasında. Sonra fiziksel olarak, yani gerçek dünyada, ne diyeyim, IRL'de, IRL güzel bir terim, IRL'de de sorduğum insanlar oldu. Ve başlamandan itibaren görelim, metini öğrenmene gerek yok dediler. O yüzden bakalım ne olacak, ne yapacağız bilmiyorum. Yalnız oyunla ilgili şöyle bir sorum var. Hani birazcık çok hızlı, böyle hani hiç içeriklerini dinlemeden bazı videolara baktım. Hani arayüz nasıl gözüküyor, kamerayı nereye koyacağım diye. Gördüğünüz üzere şu anda buradayım. Burada yani, evet, burası. Şöyle küçük. Çünkü oyunun oynanan arayüzü kalabalık. Her tarafta bilgiler, şeyler var. Bir de tabii ki ben bunu hani bilmiyordum. Kayıda ayırdığım süreden böyle bir 5 dakika önce fark ettiğim için bir de şöyle bir şey hazırladım. Bir de böyle bir görüntümüz var. Oyunun tamamını alıp yana şeyler koyabileceğimiz. Aşağısı şu anda çok boş ama aşağısı değişecektir. Oraya daha güzel bir şeyler bulabilirim, hazırlayabilirim. Bir de böyle bir görüntümüz olacak. Ben şimdilik bunda oynamayı deneyeceğim. Ama oyun içinde baktım, kamera o yüzden arada böyle sağa bakıyor olacağım. Tabii sizin için sol ama olsun. Bakıyor olacağım. Eğer ki baktım webcam çok şeyi kapatıyor. Görüntüyü kapatıyor. O zaman hop böyle geçeceğiz. Evet. Şimdi bir de evet, şu anda fark ediyorum ki webcam şeyle hizalı değil, story yazısıyla hizalı değil ama oyunun orijinal arayüzüne göre hizalamaya çalıştım. O yüzden şimdi hazırsak, ben hazır gibiyim. Şöyle saçımı düzelteyim. Başlıyorum. Ben de yani Rise of the Rune Lord oynattığım başını, ilk 2,5 kitabını ve tabii ki daha fazlasını okudum. 4. kitabın ortasına kadar bile okudum. İşte bildiğim bir seri. Hikaye konusunda sıkıntı çekmeyeceğim. Lakin şey yapacağız. Tutoriallardan başlıyoruz o zaman. Bakalım, tutoriallar çok basit gelirse tutorialları kendim oynayabilirim. Dediğim gibi play'e ilk defa basıyorum. Hani çok korkuyla şey yapmıştım. Bu niye böyle gidip geliyor? Tamam, hadi başlayalım. Bize oyunu öğretecek şimdi. Pathfinder maceralarına hoş geldiniz. Bu oyunda önemli bir, zor, güçlü bir kötü adamı yok etmek için işte maceralara atılacağız. Skill'leri acquire, kart alma çekini ve basic kart aksiyonlarını öğreneceğiz. Tamam, okey. Başlayalım tutorial. O zaman ilk videoda büyük bir ihtimalle tutorial'ı bitiriyor olacağız. Bunların süresini birazcık daha uzun tutmayı planlıyorum. 40 dakika civarında bir hayalim bulunmakta. 1 saatlik, 40 dakikalık, hani öyle bir şey. Crash gibi hızlı hızlı değil de daha zaten muhabbet odaklı, şey odaklı bir yayın olacağı için öyle düşünüyorum. Bakalım. Merisiel, rogumuz. Çok güzel. Official rog. Kendisi elf. Forlorn. Ülkesinden kaçmış durumda. Yani istenmemiş. Ve kendisi klerik, official hikayelerde bildiğim kadarıyla klerik Kyra ile ilişki içerisinde, sevgililer. Evlenmiş bile olabilirler. Ama evlendiklerini sanmıyorum. Maceracılar genelde çok evlenmezler. Çünkü riskli yani. Tamam. Explore. Kart al. Explore et. Yürü. Discard. Turun bitsin. Tamam. Explore'da bir sürü kart bulabiliyormuşum. Silah, zırh, armor, item. Tamam. Explore edelim Merisiel'de. Torbador. Bir dost. Ne yaparmış? Yani konuşurken bir yanda okumak gerçekten zor ama okumak da istiyorum çünkü oyunu öğrenmem lazım. To acquire the ally, you must meet the exeter. Okay. Check to acquire. Acquire zırh atacağım. Merisiel'in skill'lerinden birini kullanacakmışım. Şimdi Torbador'u akrobatikle etkileyeceğiz. Ya karizmayla ya akrobatikle etkilememiz gerekiyor. Bu Halfling kardeşimizi basic'miş kendisi. Çok, o yüzden çok kolay iş yapılabiliyor. Bir karizma check'le etkileyebiliyor çünkü kendisi basic. Dexterity veya karizma check'lerimize 1d6 ekliyormuş.
D12 atıyoruz. Bakın. Bakın. Hop. Hop. Şurası. Şurası. Burası mı oluyor? Burası. Alışmak zor. D12 ile maceraya çıkıyoruz. Böyle kaldım. Tamam. Karakter sheet'imize bakabiliyoruz buradan. Karakter sheet'imizde neler olacakmış? The most effective user karakter. Okay. Skill'lerim. Dex bazlı. Tabii ki Melisya Dex bazlı. Ben bunu öğretmene gerek yok canım benim. Tamam, sonra anlatacağım. Okay, buradan çıkabiliyorum. Bakalım ne skill'leri varmış. Dexterity, Acrobatic, Disable ve Stealth'i varmış. D12. He, zarlar öyle yapmışlar. Okay, okay. Güçlendikçe zarım değişiyor. Tamam. Şey sistemi gibi. Ben ilk FRP'ye başladığım sistem böyle. GM'imizin uydurduğu böyle bir sistem vardı. Burada hikayesi var. Tamam, bunu biliyorum zaten. Power'ları, skill'leri, bunları tıklamama izin vermiyor. Tamam. Okey. 9 artı 2 var? 11. Hop. Artık Toraba doğruğumuz var. Basic bir halfling kendisi. Tamam. Okey. Ve aldığımız gibi kenara atıyoruz kendisini. Çünkü biz karizmatik ve akrobatik bir elfiz. Shortbow. Melisiel ile Shortbow. Melisiel dagger fırlatır ama yani. Şimdi Melisiel'in gördüğünüz üzere şunların hepsi dagger'lar. Tamam. Okey. Dex check istiyormuş. 3. Tamam. Ve 12. Tamam, aksiyonlarım bitti. Aksiyonlarım nerede yazıyor? Ha, kartım bitti. Okey. Şimdi yeni turum. Yeni bir explore action alabiliyorum. Çok güzel. Goblin. Okey. Combat'ta 9 atmam lazımmış. Niye D8 atıyorum? Dex'le saldıracağım. Ha, tamam. Okey. Tam olarak dediğim şeyi açıklıyor. Shortbow'u kullanırsam ve bir de 6 ekleyecek. Çok güzel. Ha. Kartı reveal ettikten sonra elime geri dönüyormuş. Reveal. Tamam. Okey. Atalım. Maximum roll. Tutorial'dayız diye mi? Ve sanırım random bir kart verecek bunu yendiğim için. Tamam. Hayır. Goblin'in altındaki yazıyı keşke okusaydım. Şurada bir boşluk varmış gibi geliyor size. Ama burada boşluk olmayacak. Hani sonradan oraya bir sürü şey gelecek arayüzde. O yüzden. Okay. Blessing of Erastil. Erastil arkadaşlar. Community ve avcılığın tanrısı. Lawful Good'dur kendisi. Ve favorite weapon'ı yaydır. Kük resiminden de ve holy sembolünden de göreceğiniz üzere. Ve o yüzden defeat veya acquire'la alabiliyormuşum. Dexterity bazlı şeyleri. Ha. Okay. Discard yapıyormuşum ama. Reveal etmiyormuşum. Bazı kartlar reveal, bazı kartlar discard. Okay, atalım. Oba. 10 attık. Tamam. Zaten şeyde zarf yollayabiliyorum. Yani tutorial'da zarf yollayacağımı düşünmüyorum. Ve villain bulduk. Sand Point Devil. Bir level maceraya Sand Point Devil mı? Tüm birinci kitap boyunca bunun şeyini yapıyorsun. Ne der onun adına? İşte foreshadowing'ini yapıyorsun. Bakalım. Ve böyle buraya villain olarak mı çıkarmışlar? Sandpoint şeytanının resmini görmüş oldunuz bir kere. Ben mistresini çok uzun süre tutmuştum. Bakalım. Hayır, yayla saldıracağım. Evet, yayla saldırırsam bence onu geçerim. Çat. Lütfen tek atmış olmayayım. Ve elimden bir kartı recharge ediyormuşum. Hani shortbow'u recharge. Tamam. İlk şeyi aldık. Özellikle ama böyle boş ekranlarla webcam çok saçma bir yerde duruyor. 100 gold. Ve shortbow'um artı birlik ya. Shortbow oldu. 1 de 6 artı 1. Ve discard ederek
1d4 daha alabiliyormuşum. Biraz önce de vardı bu büyük ihtimalle. Tamam. Bir Melisia kartımız oldu. Ne demekse. Ya Melisia ile Dagger istiyorum ben ya. Şimdi bu tutorial'da ne öğrenecekmişim? El management'ı, damage ve ölümü öğrenecekmişim. Hand size, hand management, damage, death, bury and banish card actions. Okay. Geçen tutorial'da ne öğrenmişim? Tam çok basit şey öğrenmişim geçen tutorial'da. Hadi bakalım. O sevgilisi de geldi. İşte Kyra, kendisi Saren Rayclery'yi özür dilerim. Bury ve banish öğrenecekmişim. Melisia'nın sevgilisi kendisi. Biraz önce bahsettiğim. Okay, hand size. Hand size'ın 5'miş. Tamam. Munchkin'deki gibi dwarf olursam 6 oluyor mu? Tamam. Okay. Ha. Oh. Bir dakika. Destem biterse ölüyorum. Ha, sonra raise'de tutuyor. Permadeath açalım mı? Bakalım. Tamam. Ya Blessing'imi harcamayayım. Artı 2 verecek sadece. Onun yerine yayımla vurmaya devam edeyim yani. Niye yayımı? Yayımı kullanmamak için hiçbir sebebim yok ki. Tamam, R'ye basarak şey yapabilirim. Ya 9 atarız ya. Oh! Damage it. Pisliği yine. Büyük bir ihtimalle damage mekaniğini anlatıyor. 5 attım. 4 damage. Hayır. Ha, armor gibi kartlar. Tamam. Burying'e kalk. Okey. Tamam. Bury pile burasıymış. Ben iş yaparsam destemden atıyor. Bury yaparsam bu senaryo atıyor. Okey, Bury diyelim. Tüm damage'ı kaldırdım ama armor'um kırıldı. Okey. Bak burada bile ok çıktı şimdi gördüğünüz üzere. Bu ikisinin ucunu görmüyorsunuz siz. Okey. Ve desteğe geri döndü. Tamam. Tekrar karşılaşabiliyorum. Aksiyonlarım bittiği için bunu şey yaptım. Neymiş? Blessing of the Gods kartları geldi. Explore. Tuzak. Geçersem şey yapabiliyorum. Wisdom Perception de gelmeseydi. Tamam. Tamam. Yaparız bir saniye. Okey. Bir Blessing oynayabiliyormuş. Tamam. Bakayım. Bakmama izin vermiyor. Tamam. Tamam. Bu Blessing oynayacağım. İnat. İzin vermiyor. Ne yapıyor? Okey. Bir dakika. Ne? Add one die to any check. Vay be. Tamam. Gerek yokmuş ki zaten onu attık. 9 olsa bile. Okay. Explore now. Kaltroplar. Item. Alalım. Ne yapıyormuş? Ben iş bu kartı yok edip destemden atıp Monster Evade diyebiliyorum. Tamam. Okey, şimdi canavar çıkacak. Okey. Ha, şeylerden kartlarımdan birini çalıyor. Şey, discard pile'ımdaki bir kartı bury'liyor. Yani oyun dışına çıkıyor. Discard'a erişimimiz var ama bury'ye erişimimiz yok combat boyunca. Okey. Ha. Okey. Banish yukarı. Tamam. Ne yapıyormuş? Kapı kartı ben işlediğimde direkt bir monster'ı hallediyor. Ha.
14 ile 9 arasından kaçıyor. 9 ve 6'ını şey yapıyor. Tamam. Dediğim gibi bakın arayüz çok dolu gerçekten. Ve direkt tek attı. Kaltrop, goblinlerin önüne kaltrop atınca herkes bilir goblinler kaltroplar. Niye? Explore edin. Daha fazla Blessing of the Gods. Okay. Blessing of the Gods'ın discard explore varmış. Alttaki açıklaması neymiş? Same power. Ha. Okay. Tamam, explore edelim. Ve Sandpoint Devil gene. Okay. Ya yayını yapacağım. Hatta şey değil mi kardeşim? Ah. Erastil şeyini de kullandım. Her şeyi kullandım aslında. Ah. 42! Tutorial değil mi? Ha sonra diğer Blessing of the Gods'da Blessing of the Erastil'i kopyalayabiliyordum. Biraz önce onu öğrendim. Söylemese de oyun. Büyük ihtimalle şimdi henchman, location, closing, recharge card action. Recharge öğrenmem güzel olacak. Discard'a erişimin recharge olduğunu varsayıyorum. Okay. Az önce kart vermedin mi? Selam Kayra. Tamam, hunting field'ın henchman. Okay. Bu birazcık daha önemli bir tutorial olmaya başladı. Evet, Sandpoint ve etrafındayız. Okay. Okay, bir lokasyon henchman veya villain şey yapıyormuş. Okay. Okay. Tamam. Ha. Mini bossları kesip o lokasyonları eliyoruz villain'ı ararken. Evet. Her lokasyon explore etmemiz gereken bir deck of card'a sahip. Ve içeriği, içindeki yaratık, trap, item, potion, ally sayısı, hepsi nasıl sağ... Bakalım tutturmuş muyum? tamam. Tam karıştı için. Crowbar. Her trusty crowbar. Her şeyin ihtiyacı vardır. Tamam. Hadi bakalım. Gördüğünüz üzere bir anda arayüz çok doldu. İşte şu lokasyon şeyleri geldi buraya. Burada da şey diyor. During this scenario, some scenario have additional powers that take effect for this entire scenario. This scenario does not, but does not have one of these powers. You will see one later in the tutorial yazdı. Burada webcam'in arkasından. Tamam. Kayıp kıyı. Tabii bu kayıp kıyı arsasında geçen en az iki tane AP var. Gördüğünüz üzere arayüz şişmeye başladı. Aa çok güzel tutturmuşum webcam'i. Evet. Bayağı YouTube videolarına bakarak tutturmaya çalıştım ya yerine. Okey, burayı kapatmaya çalışıyorum. Farmhouse'da ghoul'lar var mı? Ha. Burada discardlanan ally'lar bölüleniyor. Tamam. Bu ne yapıyordu? Tamam, extra exploration öyle. Hop. Sen nereyi soymaya çalışıyorsun? Daniel.
Ha, partimizi alacağız. Bir saniye. Ya dur bak, ben de rogum. Bak, karizmatik bir halfling rogum da var. Okey. Tamam. Kullanıyorum. Tamam. Ha. Recharge şey yapıyor. Tekrar tekrar kullanmamı sağlıyor. Okey. Aa, çok güzel. Max. Gene max rolladık. Hı, tamam. Bu ne yapıyormuş? Bakmam izin vermiyor. Hadi tamam, güzel. Crowbar ne yapıyor? Bu kartı göstermek strength check'lere falan bir veriyormuş. Ve recharge edebiliyormuşum discardlamak yerine. Tamam, bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Bu ne yapıyormuş? Okay. Kutsal su. Aa, bunu almam imkansız benim. Wisdom Divine. Hayır, bu da yardım etmiyor. Atacağız. Alt. Max rolladık ama boşa gitti. Okey. Durun. Ha, elim, tabii ki elimden bir şey harcamadıkça çekmiyorum. Explore. Tamam, bu 9. Bunu yayımızla saldıralım. Okey, çat çat. Okumuzu attık. Tamam. Aksiyonum bitti. Aksiyonlar nerede yazıyor acaba? Dart. Ben bunu alırım. Reveal discard, use dexterity or range kartı 1d4. Farklı silah. Hiçbir zar artı vermiyor buna. Iskalayacağım. Yes, tuttu. İşte bu. Dartımız oldu. Ama elime geldi. Şimdi elimden bir şey atmam gerekecek. Leather Armor istiyorum. Şu Potion of Glibness ne yapıyordu? Tamam, Banish Discard, Diplomasi. Herhalde dart atacağız çünkü yayımız var. If you would fail a combat check, you may discard this card. Ama bu güzelmiş ya, neyse. Crowbar'ı da atmak istemiyorum. Karizmam ne durumda benim? Karizmam D6. Potion of Glibness'a da ihtiyacım var. Disable Device veya Stealth. Onlara artı 2 var. Seni atacağım herhalde. Tamam. Bir burglar atalım. Yapacak bir şey yok. Hayır. Aaa, zombi. Mental veya poison'a immün. Ama tamam. Şaa. Kafasına kafasına. Luckstone. Survival'la alabiliyorum. Tuttum. 5 veya 6 atmam lazım. Dur bir atalım. Belki okumamıza gerek kalmaz. Ne atacağım bilmiyorum. Bunu atacağım. Çünkü buna da ihtiyacım var. Hayır. Damage mi istiyorsun? Giant Gecko. Tamam. Easy. Çatır kesiyoruz. Tamam. Akrobatik atmam gerekiyor. Luckstone'u kullanırsam ne yapıyor? Discard. Zaten discard'la böyle aynı şey.
O yüzden atalım. Birle kaçırırsak şey yaparız. Tamam. Next one. Kültist bulduk. Şimdi sıçtım senin ağzına. Hadi bakalım. Atalım okumuza. Çat. Oyunun beni rogue'la başlatmış olmasına çok mutluyum. Ne yapmam gerekiyormuş? Ha, bunu yenme için evade seçeneği nerede? Dövüşelim ya. Aa, direkt bir damage yiyeceğim. Of. Bunu böyle diyeyim. Tüm damage'dan kurtulayım. Combat. Short bow. Sakince. Risiyel çok oldu. Short, artı bir short bow ne ya? Bir level karakter artı bir short bow mu verilir ya? Nasıl DM'ler bunlar ya? Oo. Taştan sarı seti kazandım. Metal zar istiyorum ben, metal zar. Turn order, blessing deck, moving locations. Manage multiple aiding checks. Bakalım. Kai o sevgilimiz de geliyor. Okay. Okay. Tamam, Kyra Desecrated Vault. Yani başlangıç yerleri seçmem gerekiyormuş. Tamam. Önce bir karakter kağıtlarına bakalım. Kyra'nın hand size 5'i hand size 6'ya çıkarabiliyormuşum. Proficiency Light Armor Proficiency. Sneak attack. Bunu niye söylemiyor oyun? Kart listem. Ve nereleri geçtiği. Tamam. Melee'de ama artı ikisi var. Constitution, Fortitude artı 3, Divine 12. Tabii ki Divine. 12 artı 2. Okay. Powerları, Hand Size 5, Heavy Armor giyebiliyor. Weapon Proficiency'sini almadı. Heal'ı var. Heal ne diye yapıyor? Ha, discard'ını geri veriyor. Bu bebe. Bir de undead'lere çok vuruyor. Tamam, o zaman seni undead'lere yollayacağız. Burası neymiş? Deeper Dungeons. Combat check'lerin zorluğu bir arttı. Con veya fort check atmak gerekecek. Buraya Kyra'nın gitmesi gerekiyor. Burası undead. Burada zaten Melisiel'in iş yaptığını gördük. Burası biraz önce dövüştüğümüz yer. Hadi. Hadi önce Kyra'yı görelim. Tamam, önce Kyra oynasın. Önce Kyra oynasın. Bakalım.
Neler olacak? Country gibi bir şey. E zaten tek başına tutturuyormuş. Niye bana bunu kullandırdın ki? Damage yedi boşuna. Okey. Bir explore yapalım. Ve yeni büyü. Arcane büyü ama. Alsam da kullanmayacağım ki. Ha, scroll olarak kullanacağım. Tamam. Tutturduk. Aldım. Şey yapamaz mıyım ya? Çöp atmak istemiyorum. Photofilik ne yapıyor? Discard'ımda bir kart var. Ne var? Blessing of the Gods var. Hadi şey yapmak yerine kullanalım. Nasıl olsa birkaç çöp atmam gerekecek. Tamam. Ha böyle, ooo çok karışık olacak ya her yerde. Şimdi orada kullandım. Ve iskelet niye burada? Thieves tuzum var, dart. Dart atacağız buna. Piercing trait var mı bunda? Var. Bludgeoning'le vurmak gerekiyor. Kayra lazım buraya. Of. Kayra yardım et. Kötü hasar yiyeceğiz. Onu koymam 1d4 verecek. Ama zorluğu 3 artacak. Ama ha ama D12'ye çıktı. Okay. Tamam. Onu unuttum. Yine D8 atacağım sana. D12'ye çıktı. Dart. İyi ki dart almışız. Trabadol geldi. Okay, burada bir explore. Kültist. Direkt boss'u geldi. O zaman Mace'le 1D8 ekleyebilirim. Yok, Lightning atalım. Kapayalım orayı. Ha, elektrik shocking grass'ımızı da attığımıza göre. Shocking grass kötü şeydi bu arada. Kötü zar gelseydi şey yapmamışım, yanlış anlamışım. Direkt 2D4 ekleyecek sandım ama aha ama senin arkanan şey değil mi? Niye dex'le atak yaptı? Intelligence'le atak yapması gerekiyordu. Yo aslında hiçbir şeye gerekmiyor da. Desecrated Vault. Şu anda explore edemiyorum. Tamam. Ne geldi? Henchman'ın bu değil.
Tamam. Gene dart atacağım ben sana. Eksi 2. Niye eksi 2'si var? Her zar için eksi 1 alıyorum. Ama of, son anda. Sanki her şey ayarlanmış gibi zar atıyorum. Hayır. Dungeon'a gidelim ya. Melisa oraya halleder. O Ezren abimiz var. Check'lerinin zorluğu bir arttı. Buraya aslında iki kişi birden girsek çok iyi olurdu. Tamam. Sen aid atabiliyor musun? Hayır. Aldık ama. Direkt çöp atacağız ama. Discard'ımız sıfır kart var. Combat damage'ı iki şey yapıyor. Tamam, bu neymiş bu? Water ne yapıyor? Bir undead'i kaçırıyor. Buradaki monster'ları görebiliyor muyum? Göremiyorum. Döveriz ya. Kutsal suya gerek yok. Zaten heal'la geri alırım geri. Armor önemli. Burada çok dayak yiyecekmişiz gibi geliyor. Boots of Elvenkind. Yes, istiyorum bunu. Trabador'cum. Sana ihtiyacım yok. Seni ben bir discardlayayım. Bir explore daha aldım. Sage. Aa, şeyim yok. Ocean of Calypso'm yok. Geçen şey. Burglar abi de yok şey. Opsiyonel discard yok. Yeni kart çekiyorsun vardı. Gene boss'u geldi. Neyse de vururum ben senin kafanı kafana. Şu anda %56. Flashstone'u da atalım mı? Kapatacağız yani buradan sonra. Hop, sakince kapattık. Tamam, çok güzel. Kür atayım mı? Gerek yok. Yürüyemiyorum da. Sadık dur yürüyeceğim. Ya ablacım, item bulmak yerine gidip dövüşür müsün? Ne yapıyorsun? Tamam. Burger abimizi atalım. Tirsus ne yapıyor? Disable Device'a 1 veriyor. Burger ne yapıyor? Disable Device'a 1 de 10 veriyor. Ama bu oto geçebiliyor. Yok ya, ben Burger abiyi atacağım. Benim şeye ihtiyacım yok. Hadi Kayracığım, git aşkının yanına. Beraber dövüşün orada. Beraber explore için oluyor. Go oh! Ne? Ben bu damage'ı yemem. İstediğim bir zara bir veriyor. Guidance çünkü. Tamam, Divine. Okay. Tamam. Şu anda bu kombatı dövemiyorum. Şöyle yapalım. Bir de Guidance alalım. Tanrıların yardımıyla dövelim.
Bir şarjlayalım. Şarj almak için hiçbir sebebimiz yok. Sakince geri alalım zaten. Aynen. Tamamdır. Zor değilmiş oyun ya. Easy. Ve 2 Blessing of the Gods çektik. Masterwork Tools. Reveal edelim. Hiçbir kaybımız yok. Bir de artı bir dice veriyormuş. Second Edition gibi daha çok ama arada unutuyorum. Var mı bir ekstra explorum? Yok. O zaman neyi atacağız? Brace of Protection bir damage engelliyor. Bu akrobatiğe bir zar ekliyor. Bunu atalım ya. Yine aldığımız kart. İhtiyacımız yok sana. Biz kompozisyonu. Hop çekelim. Pit Trap. Hop. Canım benim, sen bir yardım etsene şuna. Yokmuş sende. O zaman sen tanrıların blessing'ini kullanalım. Ve evet, perception'ımızı tutturalım. Yani o perception tutacak. O sarar ne yanına yani. Hemen hızlı bir explore. Son kartta mı lanet olası şey ya? Tamam yani var zaten. İkincisini ne yapacağım? TWF. Double Maze. Gel boss gel. Atalım kartımızı. Sen de kutsa beni. Dövelim. Sakince. Kyra çok büyü atıyor. Kapatalım şeyi. Ha. Kapatırken de combat vardı burada. Kyra'cım canım benim, senin bu iskelete yapabileceğin bir şey var mı? Yok. Sakince. Zorluğu 11'e çıkmış olsa da. Okay. Ve bakalım 40 dakika olmuş. Yok ben zaten edit outlanacak bir şey de yok şu anda. Ben tutorial'ı bitireceğim. İlk şeyde. Uzun gelirse zaten kusura bakmayın. Hop Kyra'cım sen ne aldın? Quarterstaff artı bir. Her taraftan artı bir silah çıkıyor. Bu ne ya? Melisya'cım sen ne aldın? Flaming Short Bow artı bir. Bu ne biçim bir şeydir? Bir de bir de 4 fire veriyor. Vay be. Vay be. Zenginiz ya. Ne loot çıktı be? Henchman'dan. Boss'tan ne çıkacak acaba? Senaryo powers, villains, cornering villains, temporary closing ve karakter powerlar. Heh, sneak attack öğreneceğiz. Sneak attack yapmayan şey mi olur? Rogue mu olur ya? Bakalım. Evet, full senaryo oynamayı öğreneceğiz. Turn fazları, villainlar, kaçmalar, koşuşturmalar, karakter powerları. Hadi bakalım. Tamam. Okey. Kötü şeylere karşı. Ve Sandpoint Devil'ın peşindeyiz. Sandpoint Devil'ı bulacağız. B villain'mış. Tabii ki B filmi gibi kullanmışsınız. Normalde A plus bir villain kendisi. Çok güzel kullanıp istirisini güzel dağıtırsanız. Ama okey. Demek ki boss burada. Hadi bakalım. Aynen önce kaç şey oynasın. Mercier oynasın. Klerikler sonrası. Discardladığı kartlara belki giriş yaparım. Sevdim ya oyunu. Beğenmeyeceğimden korkuyordum. Zaten beğenmesem yayınlamayacağım. Tamam ama phase var ve phase şey tamam. Okey. Tamam. Kart verebiliyormuşum diğer arkadaşıma. Okey. Sonra explore. Tamam. Okey. Hadi bakalım. Ne? Ne alıyoruz ya? Döverim ki ben bunu.
Ha. Okey. Bir yere kay. Ha, bir tek kayra. Tamam, sakince yapalım bunu. Blessinglerimizi harcamamız gerekiyor. Tamam. Nereye kaçtı? Finish Hide. Tamam. Sneak attack diye bağırıp neyi atalım geri? Potion of Glibness'ı ya da Burglar ekstra şey yapmamız sadece. Potion of Glibness'ı şey yapalım. 1d6 alacağız. Hala yetmiyor. Bir de Blessing of the Gods'ı kullanalım. Of, şeyimiz yok. Ama 19. Recharge a card from your hand. Neyi yollayalım geri? Burglar'a ihtiyacım var. O yüzden Thieves Tools'u recharge'lıyorum. Armor'umu tutacağım. Nereye kaçtı? Ha, burada dövdüm. Burası temporary closed. O yüzden buraya kaçmak zorunda zaten. Tamam. Potion of Vision Dagger. Heh. Dex bazlı bir şey çektik. Bu neymiş? Standard Bearer. Okay. Chest. Disable Device veya Melee Strength lazım. Tamam. Ben seni bir recharge edeyim. Bir de Tanrıların Blessing'ini kullanalım. Ben istiyorum bunu çünkü ya. Açacağım. Kayra niye bir anda fighter oldu? Hadi o zaman bir ekstra explore alalım. Proficient'ımdır herhalde. Discard. Overkill yapmaya... Bunlar discardlı silahlar. O zaman bunu yapalım. Proficient olmadığım için zorluğu arttı ama. Zorluğu şurada görüyoruz. Niye proficient değilim ben ya? Ha. Açmamışım da. Olabiliyorum ileride. Bir explore'da. Yok, gel sıradaki tur yaparız. Neredesin boss? Ha, o şey. Seni keseceğiz, Sandpoint şeytanı. Kültist. Dagger. Dexterity or range ile 1d4. Recharge yapıp 1d4 daha. Potion of Vision ne yapıyor? Perception otomatik geçiyor. Tamam. Önce bir reveal edelim. Dex'e çevirecek ve 1d4 olacak. Gerekirse recharge... Oh, öyle çalışmıyormuş. Blessing... Okay.
direkt immediate kapatma var. O yüzden bunu yapacağım ya. Henchman'ı kestiğim anda burayı kapatabiliyorum çünkü. Tamam. Okey. Sen bir daha kutsak ayrı. Sonra sana heal atacağız yapacağım bir şey. Tamam. Ne kadar hızlı öğrendim oyunu. 50 dakikada. Şeytan. Tamam, buradan map'e gidebiliyormuşum. Bir kür atacağız aynen. Derken kür geldi. Oyun diyor ki kür at. Tamam. Bir kür atalım. Oh baby, 5 discard'ım vardı, hepsini alayım. Bir de bir recharge, hadi sen de recharge edelim. Yani why not? Explore'm kalmadı ama. Ha. Ha bir saniye. Bu boss. Bir dakika. Bu el uygun değil sanki boss'u kesmeye. Şey mi yapsak? Şöyle şu üçünü opsiyonel discardlayıp. Aynen. Sen bir git. Discard. Discard. Riskli hareketler yapıyorum ama. Ha. Tamam, sende Blessing of the Gods var. Bunu saklıyorum. Heavy crossbow. Ve long sword'u discardlayacağız. Blessing of the Gods'ımızı tutmamız gerekiyor çünkü. Bunu bir kullanalım. Olsun. Sword kartısı çok önemli. Tamam. Heal'ım var zaten. İki tane Blessing of the Gods. Çünkü şimdi lazımsın sen bana. Hayır. Yanlışlıkla ne yaptığımı gördünüz mü? Şuna basmaya çalışıyordum. Hayır. Döveceğim seni. Bir de seni yapalım. Hayır ama şeye kaçacak. Kyra'nın yanına kaçacak. Yani temporary close yapabiliyordum. Of, sinirim bozuldu. Charge. Git. Çok gereksiz oldu bu. Of, bitiriyordum oyunu. Mace'le vuracağım ben seni. Metin lütfen. Neyse, bir saat markından önce bitirmek istiyorum şeyi. Burada yapacak bir şey yok. Aşkımızın yanına gidelim. Bitirebiliyordum orada ya. Anladım mekanikleri, merak etme. Bu kart üstünde niye şu işaret var? Hah. Şimdi sıçtım ben sana biraz. Kaltrop evade için. Dart. Her şeyim harcayacağım. Ondan sonra tanrıların yardımını da alalım. Üstüne bir de sen de ver tanrıların yardımını. Niyet. Hah. Al %98 şans. Git. İşe yaramaz şey, git hadi hadi hadi. Tamam. Sinirim bozuldu ya. Kartları açamadım.
Tamam. Ve karakterler alarak şey yapabilecekmişiz. Campaign'imize karakterler ekliyor. 3 veya 4'lük bir parti alabiliyormuşum. 4 ile şey 1 ile 6 arası şey yapabiliyormuşum. Large number karakterler ama daha az turn ve yerlerle ilgili sıkıntılar oluyor. Çünkü şey counter yukarıdaki counter gidiyor. Opsiyonlar azalacak ama şey 4 kişilik parti kuralım ya. Kimler var? Aa Pog. Nasıl alınıyor, açılıyor? Bunlar kesin şey ha. DLC falan. Aynen. Şimdi bir Merisiyel alacağız. O Allah'ın emri. Rogumuzun adı Melisiyel mi olsun? Hadi Melisiyel olsun ya. Şeylerin hikayelerini anlatırım ya, seve seve. Başka equipment seti yokmuş. Hop, hayır. Daha fazla karakter yaratmam lazım da. Sadece Melisiyel, yani yaparım. Rogue'un gücünü gösteririm evrene ama 4 karakterimizi yapalım. Öyle seçelim ve öyle. Yo, aslında arkadaşlar ben birazcık karakterleri de okurum hem. Burada kapatalım. Pathfinder Adventures'ın ilk bölümüne burada veda edelim. İkinci bölümde partimizi yaparız ve şey oyuna başlarız. Umarım tutorial'ı sevmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bunu ne sıklıkla yayınlayacağımı bilmiyorum. Görüşmek üzere.